Merhabalar, ben Sibel Kavaklıoğlu. Çok merak ettiğiniz bu keçe çantaların sapının takılışını bu videoda anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet, biraz takmak zor. Artık biz tabii çok alıştık. Daha seri şekilde bu işlemi yapıyoruz. Hatta bu işlem için artık şarjlı bir matkap aldık. Çünkü normal yıldız tornavidayla çok taktığımız için zorlanıyoruz. Şimdi biraz da çantanın detayına girmek istiyorum. Bunun için daha önce bir videoda anlatım yapmıştık. Saplarımız çok değişken. Şimdi bakın çok modelimiz var. Bunlar yurt dışından gelen modeller. Bu daha büyük bir sap, bu daha ufak bir sap. İki çeşit var aslında. Bunlar 28 santimlikler, bunlar da 22 santimlik olanlar. Bizim için önemli olan ördüğümüz örgünün bu sapa rahat takılması, yani bu genişlikte olması. Bu sapı arkadaşlar, bu sapa takmak için ördüğümüz çantamızı 80 ya da 75 sık iğne olarak bitiriyoruz. Yani bahsettiğim şey şu ağız kısmı. Daha büyük bir sapa takmak istiyorsak, büyük bir saptan kastım da bu. Bunlar daha geniş, 28 santimlik saplar. Bunlara takmak için ördüğümüz keçe çantamızın ağız sık iğnesini 85 sık iğnede bitirmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir önerimiz var. Bu mesela kurumuş bir çanta. Makineden çıkarıp direkt ben sapı monte ediyorum. Yani ıslakken, çünkü şekil vermek istiyorum. Yani şekilden kastettiğimde, bakın mesela bu takılmış ve çıkarılmış bir çanta şu anda. Daha önceden ben buna şekil verdiğim için, ıslakken taktığım için bu şekilde şeklini bile hiç bozmadan koruyor. O yüzden makineden çıkar çıkmaz hemen sapımızı takıyoruz. Bunu peki ne kadar derecede keçeleştiriyoruz? 70 derece ve 1000 devirde bizim keçe ördüğümüz çantamızı yıkamamız gerekiyor. Eğer keçeleşmiyorsa ikinci bir yıkama yapabiliriz, ama ikinci yıkamada 40 derece ve daha düşük bir devirde, 600 devirde çalıştırmamız gerekiyor. Dediğim gibi, şimdi ben bunu ağzı 85 sık iğneyle bittiği için biraz daha büyük bir sapa takacağım. Çok güzel modellerimiz var. Mesela bu yeni geldi ve sadece böyle el kullanımı için bir sap. Buna böyle bu şekilde zincirlerle bağlantılar yapıyoruz. Mesela şöyle, şu şekilde. Bunu da zincirle kullanıyoruz. Şimdi ben bu sapı bu çantaya monte edeceğim. İlk monte ederken arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şu ortada bir başlama çizgimiz var. Bakın şuradan göreceksiniz bunu. Şimdi başlama çizgisine tam bunun ortasını denk getirerek tornavidamı alıyorum. Burada evet ustalığımızı konuşturuyoruz. Bu şekilde kumaşı kanallarımız var. O kanalları da size göstermek istiyorum. Bakın sapımızın arasında şöyle kanallarımız var. Şimdi bu kanala kumaşı geçirip daha sonra şurada vida yerlerimiz var. Vidalarımızı sıkacağız. Tam ortaya denk getirdim. İlk önce her iki köşesini. Bu ıslak olduğunda işimiz inanın daha kolay. Bakın bu şekilde ittirerek kumaşı iç kısma doğru her iki köşeyi de ittiriyorum. Tam sonuna kadar ittiriyorum ki vidayı sıktığımda oradaki kumaşla şu aradaki oluğun birleşmesini sağlamak için. Bakın sona kadar ittiriyorum. Şuradan da görebilirsiniz ittirdiğimiz yeri. Vidalarımız zaten saplarla gönderimini sağlıyoruz. Sapların içinde. Şimdi vidamızı yerleştiriyorum. Bunu yıldız tornavidayla siz bir tane yaptığınızda sıkabilirsiniz. Biz dediğim gibi çok burada taktığımız için böyle şarjlı bir matkap aldık. Evet, şimdi vidamı böyle bu şekilde taktım. Bunu da takıyorum. Daha sonra diğer tarafını takacağım.
Evet. Şimdi geldim bu tarafına. Yine orta çizgiyi baz alarak arkadaşlar tam bunun ortasına denk getireceğim ve bu şekilde takacağım. Çok bana resim çekip yollayan arkadaşlarımız var. Ama bazen de çok takıldık Sibel Hanım, sapı çok zor taktım diyenler var. Bu videodan sonra işiniz muhtemelen biraz daha kolaylaşacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde kumaşı ittiriyorum. Dediğim gibi ıslak olduğunda bu biraz daha kolay. Ben makineden çıkar çıkmaz hemen sapımı monte ediyorum. Şöyle ittirdim. Bakın tornavidanın sivri uçlu bir tornavidayla. Önemli olan şuradaki çizgiyle şu mesafenin aynı olması. Evet, kolay bir işlem değil ama dikmeden daha çok seviyorum ben bunu. Dikmek daha zor geliyor. Dikmeden daha kolay geldi bana. Ve sadece bunu tabii ki keçe çanta için düşünmeyin arkadaşlar. Kağıt iplerle çalışabilirsiniz. Mumlu iplerle çalışabilirsiniz. Koton iplerle çalışabilirsiniz. Sesten dolayı özür diliyorum ama mecburen bu matkapla çalışmak çok kolay oldu. Ya da eşlerden destek isteyeceğiz bu konuda. Evet, şimdi bakın her iki köşeyi de taktım. Şimdi artık bu tarafı ve bu tarafı monte ederek çanta sapımı takma işlemi bitiriyorum. Şimdi şöyle yerleştirdikten hemen sonra vidalama işlemimi yapıyorum. Artık işim daha da kolaylaştı. Çünkü iki ucu taktıktan sonra bu işlem daha kolay bir işlem. Evet, yerleştiriyorum ve hemen vidalıyorum. Şimdi ben belki tüm vidaları takmayabilirim arkadaşlar. Çok sesi olmasın. Birkaç tane oturttuktan sonra nasıl şekil vermeniz gerektiğini de size göstereceğim. Bunu iyice yalnız ittiğimizden emin olmalıyız ki kumaşı bu arasından çıkmasın. Vidalar o bağlantıyı sağlıyor. Bakın şimdi yerleştirdim. Gördünüz mü? Bu ağız kısmı tam buraya yerleşti. Dediğim gibi bu sapa yerleştirmek için 85 sık iğnede bitirmemiz gerekiyor keçe çantamızı. Daha önceki videoda anlatım var arkadaşlar. Örüş şeklini nasıl ördüğümüzü her türlü detayı anlattık. Epeyce teknik çalışıyoruz. Evet, burada tüm vidaları takmıyorum. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da yerleştireceğim ve birkaç vida takacağım. Sonra bunu ıslak olduğu için arkadaşlar içini biraz dolduruyorum. Yani bir yün olabilir içinde, bir bez olabilir ya da poşetlerle doldurup içinin güzelce şekil almasını ve kurumasını o şekilde kurutuyorum. Şekil almasını sağlıyorum. Yani bakın şu şekli aslında biz ilk yıkadığımızda sapı taktıktan sonra içine koyduğumuz güzel böyle besleyerek biz o şekli kendimiz veriyoruz. Kendi halinde kuruduğu zaman şekli biraz daha bozuk olabiliyor. Bir de şeye özen gösterirseniz, yani kumaşımızın, bu ördüğümüz örgünün aslında böyle kumaş gibi görünmesi gerekiyor. Yani tam keçelenmeyi istiyorum. Yani tam bu şekilde hiç
sık iğne dişini görmememiz gerekiyor. Aslında bu bir kere daha yıkanabilir. Şimdi ben bunu sadece size göstermek için takıyorum. Daha sonra bunu sökeceğiz ve bir kere daha yıkama işlemi sağlayacağız. Bazen iplerle alakalı ya da renkle alakalı keçelenme oranı ya da makinanızla alakalı keçelenme oranı biraz daha düşük olabiliyor. Mesela ben bunu tek yıkamada sağladım ama bazen iki yıkama yapmamız gerekiyor. Sizin önemli olan örgünüzdeki o dişi görmemeniz. Bu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra vidalama işlemimi yapacağım. Vidalarımız da çok küçük. Ben montajları genelde arkadaşlara yardımcı olmak için burada yapıyorum ama tabii bizden uzakta olan ve öğren arkadaşlarımıza da bu şekilde video ile yardımcı olmak istedik. Takılmamaları adına elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. Muhtemelen bu videoyu seyrettikten sonra arkadaşlar daha kolay takacaksınız çantalarınızın saplarını. Evet, bir iki vida daha taktıktan sonra vidalarımız yıldız arkadaşlar. Yıldız tornavida ile bunu takmanızı öneriyorum. Evet, şurada da bir vida takacağım ve işlemimi sonlandıracağım. Evet, şimdi tüm vidaları takmadım. Şimdi bakın çantamızı bu şekilde vidaladım. Ve içine şöyle dediğim gibi yün olabilir, herhangi bir bez parçası olabilir ya da bir poşetle çok güzel ıslak olduğu zaman daha güzel bir şekil almasını sağlıyoruz. Şöyle. Şimdi sapımızı bu şekilde taktık. Ben çok iyi vidalamadım çünkü bunu tekrardan sökeceğiz ve bir kısa programla bir kere daha yıkayacağız. 40 derece ve 600 devirde ikinci bir yıkama yapmamız gerekiyor. Şu dişlerin görmemesi için. Aslında bu da çok iyi oldu. Çünkü bazı arkadaşlar bu şekilde hani takmaya çalışıyor. Size şu detayı da göstermek istedik ki hani şu kumaş görüntüsünü yakaladıktan sonra takmanızı öneriyorum. Kolay gelsin diyorum. Yine eğer takılırsanız ikinci bir video daha çekeriz. O konuda hiç sıkıntı yok. Size her türlü detayı bu şekilde anlatmaya çalıştık. Güzel günler olsun. Görüşmek üzere diyorum.